Merhabalar, Yapısal Parite'nin yeni bölümüyle herkese günaydınlar diliyoruz. Haftanın ilk gününde bugün Yapısal Parite'de güçlendirme ve kentsel dönüşüm konularından bahsedeceğiz. Bugün konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Necdet Torunbalcı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Evet hocam, şimdi bugün başlığımız malum bir büyük beklenen İstanbul depremi var. Son İzmir depremi akıllara getirdi bunu tekrar ne yazık ki. Bu İstanbul depremine biz hazır mıyız? Ne kadar hazırız? Ne durumdayız acaba? İstanbul depremi tabii 1999 yılında son İstanbul depremi olduğunda zeminle ilgili bilim adamlarının vermiş olduğu tarih önümüzdeki 30 yıl içerisinde olacağı şeklindeydi. 30-35 yıl içerisinde büyük bir deprem beklendiği şeklindeydi. Tabii geçen 22 yıllık süre zarfında büyük bir deprem olmadı. En son Silivri'de bir deprem oldu. O da her ne kadar İstanbul'u etkileyecek fay hattı üzerinde olsa da büyük bir deprem değildi. Ve tabii ki enerjinin belli ölçüde tüketilmesi açısından da iyi oldu diyebiliriz o deprem için. Ama bu işte verilmiş olan sürenin de sonuna doğru yaklaşıyoruz süratle. Dolayısıyla İstanbul'da büyük bir deprem evet bekleniyor. Tahmin edilen süreyi aşar mı aşmaz mı onu da bilemiyoruz tabii. Yani deprem çünkü çok apansız yakalıyor insanları. Genellikle geceleri vesaire. Dolayısıyla o konuda herhangi bir şey söylemek şu an için mümkün değil elbette. Hazırlık anlamında baktığımızda hazır mı değil mi bunu söyleyebilmek biraz zor. Başlangıçta biraz daha iş sıkı tutulabilirdi belki. Fakat imar düzenlemeleri vesaire gereksinimleri nedeniyle bunlar da zaman aldı tabii. Sonrasında hızlı bir şekilde dönüşüm başladı diyebiliriz. Yani bu dönüşüm devlet eliyle yapılabildiği gibi işte özel müteahhitler aracılığıyla vesaire de yapıldı. Bu arada çok sayıda yeni bina üretildi. Fakat eski binaların bir kısmı yıkılırken bir kısmı hala kullanılmaya devam ediliyor. Dolayısıyla bu binaların dönüşümü ki İstanbul'u esas İstanbul'un kıymetli yerleri diyebileceğimiz yerlerdeki bu binaların dönüşümü tabii ki gerekli. Çünkü oralar hala istihdam edilmeye devam ediliyor. Kamu binaları anlamında baktığımızda özellikle okul binaları vesaire bu bağlamda ciddi çalışmalar yapıldı. Yeniden yapım veya güçlendirme şeklinde olmak koşuluyla tabii ki. Tam hazır olduğumuzu söyleyemeyiz belki ama eğer bu kriz, pandemi vesaire de olmasaydı bu geçen süreyi de, bu geçen son iki yıllık süreyi de belki çok daha iyi değerlendirmek suretiyle daha iyi bir noktada olabilirdik diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu 6306 sayılı kanun, afet riski altındaki alanların yeniden dönüştürülmesi kanunu bize bir çerçeve çizdi aslında. Ama burada tabii bir bilgi kirliliği var. Bu 99 depreminden sonra bilinçsizce yapılan güçlendirme çalışmaları halka biraz yanlış bilgiyi empoze etti muhtemelen. Ve insanlar güçlendirme konusunda biraz tereddütlü. Evet. Son kullanıcıya baktığımızda böyle bir problem var. Peki ya her bina güçlendirilebilir mi? Buna nasıl karar veriyoruz hocam? Şimdi güçlendirme konusu aslında çok ciddi bir konu. Fakat maalesef güçlendirme işi ehil ellerde pek olduğu söylenemez ülkemizde. Güçlendirme mevcut yönetmeliklere uygun hale getirme şeklinde karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Yani 1970'li yıllardan önce yapılmış olan binalar, 75 yönetmeliği var önümüzde. 75 yıla öncesinde yapılmış olan binalar da zaten doğru düzgün bir deprem hesabı yok. 75 yönetmeliği sonrasında yapılmış binaların kapsamlı bir deprem hesabı elbette var. Fakat işte 98 yönetmeliği gayet modern bir yönetmelik. Bu yönetmelik esaslarına uyularak yapılmış olan binalar ise günümüzdeki yönetmelikte de çok büyük farklılıklar yok. Tekrar bir yönetmelik yayınlandı Türk Bina Deprem Yönetmeliği şeklinde ama aslında çok kapsamlı ve modern bir yönetmelik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bir binanın güçlendirme ihtiyacının olup olmadığı
Tabii kapsamlı bir takım çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Yani salt malzeme kalitesi, projenin durumu vesaire belirleyici değil tabii ki. Birçok belirleyici etken var. Ama şunu söylemek mümkün aslına bakılırsa. Yani 75 yönetmeliğine göre yapılmış olan binaların tümünün hemen hemen bugünkü yönetmelik esaslarına göre bir tahkiki yapıldığında hemen hepsinin, yani ben kendi tecrübemi aktarayım. Tünel kalıp sistemiyle yapılmış bir bina haricinde ben hatırlamıyorum. Yani günümüzdeki yönetmeliği sağlayan bir başka bina hatırlamıyorum. O da tünel kalıp dediğimiz, biliyorsunuz, bir yapım tekniği ve bütün her yer betonarme duvarlardan oluştuğu için o binalar bir şekilde sağlayabiliyor. Yığma binalar, özellikle tarihi diyebileceğimiz geniş duvarlara sahip, kalın beden duvarlarına sahip, cephe duvarlarına sahip yığma binalarda da mesela günümüzdeki yönetmeliğin yığma yapılarla ilgili koşullarına baktığımızda sağlatabiliyoruz. Ama genel olarak yığma bina dediğimiz zaman bunlar değil ki, tarihi yapılar değil ki. Yani kırsalda vesairede yapılmış çok sayıda tarihi olmayan yığma bina var. Bunlar bir de işin kötüsü tabii kötü malzemelerle, yani yönetmelik esaslarına uygun olmayan bir takım malzemeler, tuğla örneğinde. Mesela yatay delikli tuğla dediğimiz betonarme yapılarda, iskelet türü yapılarda betonarme sistemin içerisinde kullanılan ve bölme amaçlı kullanılan duvarlarla, duvar tuğlalarıyla inşa edilmiş çok sayıda bina var. Dolayısıyla bu tür binalarda tabii ki gene yönetmeliğin sağlatılması mümkün değil. Güçlendirme konusu aslında biraz insanların bilinçlenmesiyle ilintili bir konu diye düşünüyorum. Yani tüketicinin bilinçlenmesi neticesinde bu güçlendirme işinin gerektiği gibi yapılabileceğini düşünüyorum. 99 depremi aslında bize bu bağlamda çok iyi bir fırsat vermişti. Fakat tüketicinin bilinçlendirilmesini ne yazık ki sağlatamadık. Sağlatılamamasının en önemli sebebini ben bir sonraki depremin tek parça olarak mı kıracağı fayı, yoksa çok parça olarak mı kıracağı noktasında odaklanılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü tek parça olarak kırılması halinde çok büyük bir deprem meydana gelecekti. Ve tabiri caizse eller cebe gidecekti. Çok parçalı olarak kırılması halinde ise daha küçük depremler meydana gelecekti. Dolayısıyla güçlendirme ihtiyacı çok fazla olmayacaktı. Ve medya, ki bu bağlamda baktığımızda aslında toplumu yönlendiren, siyasi otoriteyi de belli ölçüde yönlendiren bir durumda. Dolayısıyla yönlendirme noktasında baktığımızda işte yapıların güçlendirme ihtiyacı olup olmadığı noktasında tüketicinin bilinçlendirilmesinden ziyade hep bu noktaya eğildi. Bu da tabii aslına bakılırsa yani tek parça veya çok parçalı kırılması hali de sonuçta bir maliyet meselesi ve insanlar öyle bir karmaşanın içerisinde kaldılar ki işte çok büyük deprem bekleniyor diyen bilim adamlarının yanında işte ufak ufak depremlerle bu enerji sönümlenecek bir şekilde, dolayısıyla çok kapsamlı bir şeyler yapılmasın diyen bilim adamları arasında bir karmaşanın içerisinde kaldı toplum. Ve sonuçta siyasi otoritenin aslında biraz da hani bu işi ciddiye almasıyla diyelim günümüzdeki noktaya gelebildik. Yani o şeyde yürüseydik eğer, o şekilde yürüseydik eğer belki hiçbir şey yapılmayabilirdi. Çünkü sürekli olarak daha küçük depremler olacak şeklinde bir takım görüşlerle hep o büyük deprem konusu yapılmaya çalışıldı. Örtülmeye, çürütülmeye çalışıldı. Dolayısıyla insanlar kararsız kaldılar. Tabii bu ciddi bir maliyeti beraberinde getirecek. Yani depremin büyük olması kamu yapılarından özel sektör yapılarına kadar veya işte konut yapılarına kadar tüm yapıların güçlendirilmesi sonucunu ortaya çıkartacaktı. Bu şekilde biraz kısıtlanmış oldu bu bağlamda bakarsak. Şimdi bu güçlendirmenin bir takım zorlukları var. Yani halk çok buna yakın değil. Bilmiyorlar, o yüzden endişe ediyorlar ama bir taraftan da yeniden yapımın teknik olarak ya da bürokratik olarak bir takım zorlukları var. Tabii. İmar durumu, mülkiyet durumları, taşınmazlardaki ipotekler gibi bir sürü
etken bu yeniden yapım konusunu zorlaştırıyor. Burada tabii güçlendirme iyi bir alternatif olarak düşünülebilir. Peki güçlendirme de bu süreci nasıl ilerletiyoruz hocam? Yani evet işin yapılabilirlik konusu çok önemli. Tabii ki efektif bir sürece ihtiyaç var ama bizim açımızdan bir yapıda güçlendirme kararı aldığımızda süreci nasıl ilerletiyoruz? Yani bunun teknik tarafı ya da bürokratik tarafı ve de uygulama tarafı çerçevesinde değerlendirdiğimizde bu süreci nasıl toparlayabiliriz? Tabii güçlendirme belediye alanları içerisinde yapıldığı takdirde bir takım izinlerin alınması gerekiyor. Yani öncelikli olarak işe bir ön incelemeyle başlanıyor. Bu ön inceleme aslında kapsamlı bir inceleme. Yani işte taşıyıcı sistem dediğimiz yapının ayakta kalmasını sağlayan elemanların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi. Bu amaçla işte halkın bildiği yöntemler, işte ultrases yöntemiyle tahribatsız yöntemler veya tahribatlı yöntemler diyebileceğimiz karot almak vesaire suretiyle, işte örneğin bir betonarme bir yapıysa ki karşımıza çıkan binaların çok büyük bir kısmı betonarme yapılar, karotların alınması vesaire şeklinde başlayan, bir malzeme analiziyle başlayan ve daha sonra yönetmelik, yürürlükteki yönetmelik esaslarına göre o binanın modellenip, o yapının modellenip yönetmelik esasları bağlamında kapasitesinin belirlenmesi ve daha sonrasında da eksik olan kapasitenin tamamlanabilmesi için ne tür ilaveler yapılması şeklinde bir proje hazırlanması. Bu projenin tabii ki belediyelere veya işte odalara sunulması, oralardan geçmesi vesaire işlemi ve ondan sonra da ruhsat alınarak işleme başlanması, güçlendirme işlemine başlanması. Aslında tabii biraz sıkıntılı bir süreç başlangıçta. Fakat güçlendirme, bu sıkıntıya giren insanların da tabii haklı olarak güçlendirmiş oldukları, güçlendirtmiş oldukları binada artık rahatlıkla oturabiliyor olmaları da lazım. Fakat gördüğümüz şey şu, tablo şu. Maalesef yapılan güçlendirmeler gerektiği gibi yapılmıyor ülkemizde. Yani burada benim hep söylediğim bir şey var. Tüketicinin bilinçlendirilmesi çok önemli. Yani her konuda fikir sahibi olan bir toplumuz ama bina konusunda, yapım sistemleri konusunda maalesef herkes sadece yapının ince detaylarına bakıyor. Yani işte yerler ne, duvarlar ne vesaire falan filan. Ne tür bir lavabo kullanılmış, banyosu nasıl vesaire. Bu tür konular tabii aslına bakılırsa sorgulayan bir tüketici olmaktan çıkartmış oluyor tüketiciyi. Dolayısıyla bina yapım maliyetinin neredeyse %60'larına giden o kaba yapı inşaatının oluşturulması esnasında tüketici tamamen işin dışında. Yani çok kötü bir taşıyıcı sistemle bir yapıyı yapabiliyorsunuz, sonra onu süsleyip allayıp pullayıp satabiliyorsunuz. Yani bugün günümüzdeki yönetmeliklere göre yapılmış olan yapılar bile gerekli denetimi görmedikleri için ben hala onların bile önümüzdeki büyük İstanbul depremi olursa eğer büyük tehlike arz edeceğini düşünüyorum. Tabii güçlendirme yapılmış binalar için bu daha da vahim durumda. Çünkü güçlendirme gerçekten büyük bir farkındalık istiyor. Yani mühendisinden, güçlendirme projesini yapan mühendisten, denetim firmasına ve müteahhite kadar hepsinin gerçekten canla başla ve titiz bir şekilde çalışması lazım. Çünkü güçlendirme işi basit bir iş değil. Yani yeni bir bina yapmakla güçlendirmeyi yapmayı kıyaslayın derseniz ben emin olun ki güçlendirmenin daha zor olduğunu söyleyebilirim. Yani gerektiği gibi yapılacak bir güçlendirmenin çok daha zor olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, bu zorluğa karşın ama belki yapım süreleri, yani yeniden yapımdan yaklaşık üçte biri kadar bir süreçte aynı binayı güçlendirme ihtimalimiz var. Ya da maliyet ekseninde baktığımızda güçlendirme belki bir yeniden yapımın %40'ına, %35'ine denk gelebilecek bir oranda bizim karşımıza çıkıyor maliyetler ekseninde. Acaba bu yeniden yapımla güçlendirmenin kritik noktası ne hocam? Yani hangi noktadan itibaren acaba biz yeniden yapımı düşünmeliyiz? Hangi noktada güçlendirme bizim için iyi bir tercih olabilir? Evet, şimdi güçlendirme konusu aslında çok tartışmaya açık bir konu.
Ama yani şunu söylemeye çalışıyorum, her tür güçlendirilebilir. Yani bugün mesela anıt yapı durumunda olan herhangi bir yapı eğer yönetmelik esaslarını sağlayamayacak kadar zayıfsa biz bu yapıyı yıkıp yeniden mi yapacağız? Hayır, ne yapacağız? Onu bir şekilde güçlendireceğiz. Yani dokunamıyorsak binaya zeminiyle ilgili bir takım çalışmalar yapacağız, belki güçlendireceğiz. Dolayısıyla güçlendirme konusu aslında biraz ehil ellerde olması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü güçlendirmede biraz evvel söylediğiniz gibi maliyeti düşürmenin yolu aslında doğru güçlendirme taşıyıcı sistemi seçmekle başlıyor. Yani karşıma gelen projelerde şunu görüyorum mesela, hiç dokunulmamış kolon yok. Bütün kolonları güçlendiriyorlar, ayrıca perde yapıyorlar veya yapmıyorlar. Mesela bu güçlendirme değil. Yani bir kolonun güçlendirilmesine karar verebilmek aslında o kolonun kapasitesiyle ilintili bir şey. Yani kapasitesi çok zayıf olabilir belki ama o kolon eğer kritik bir noktadaysa onu güçlendirmeden başka kolonları çevresinde bir takım başka işlemler yaparak o kolona gelen yükleri azaltmak suretiyle bu işlemi yapabilirsiniz. Güçlendirmede şimdi karşımıza çıkan durum bu maalesef. Yani meslektaşlarım ne yazık ki hepsi değil tabii ama bunu zaman zaman görüyoruz. Bir güçlendirme için göz önüne aldıkları binadaki tüm elemanları güçlendirme yoluna gidiyorlar. Bu tabii gayri ekonomik bir sonuç da doğuruyor. Dolayısıyla güçlendirme yapacak olan taşıyıcı sistem mühendisinin ki bu inşaat mühendisi mimarla beraber belki eğer mimari anlamda bilgi seviyesi yeterliyse kendi başına ıslak zeminlere çok fazla dokunmadan ve en kısa yoldan en güvenli güçlendirme taşıyıcı sistem mini hazırlaması seçmesi lazım başlangıçta. Ve tecrübeli birisi bunu çok rahatlıkla seçtiğinde yeni deprem yönetmeni yani günümüzdeki yürürlükteki deprem yönetmeni açısından sistem analiz edildiğinde sağlayacaktır yönetmeliği. Yani ben mesela şunu şu tür tecrübelerim oldu. Yanlış bir güçlendirme ile proje aşamasındayken bir maliyet çıkartmak mümkün. Doğru bir aynı bina için doğru bir güçlendirme, daha ayrıntılı düşünerek doğru bir güçlendirme ile maliyet çıkartmak mümkün. İnanır mısınız %35-%40 daha fazla masraf yapmak durumunda kalabiliyorsunuz eğer ehil ellerde değilse. Yani ehil el demeyelim de belki isterseniz yeterince kafa yormadan diyelim. Yani ehil olabilir belki ama yeterince kafa yormayabilir. Yeterince kafa yorulmadığı takdirde çok yüksek maliyetlere çıkabilir. Bu yeni bina için de aynı durum söz konusu. Mesela bakın sırası gelmişken söyleyeyim. Müteahhitler hep bina projelerine, yani taşıyıcı sistem projelerine, mimari projede dahil buna hepsine, hep böyle boşuna verilmiş para gözüyle bakarlar. Bunların içerisinde taşıyıcı sistem projesi bu deprem konusu. Şu andaki konumuz, yani o taşıyıcı sistemin çok düzgün olması lazım, iyi olması lazım. Gerçekten bu işi bilen mühendis arkadaşlarımız tarafından yapılması lazım. Bu işi iyi bilenler de bu işi ucuza yapmıyorlar. Fakat gene hayatım boyunca gördüğüm bir tecrübem bu. Kötü yapılmış bir yeni bina için konuşuyorum. Kötü yapılmış bir projeyle üzerinde gerçekten çalışılarak, kafa yorularak yapılmış bir proje arasında yeni yapı için konuşuyorum. Proje arasında %40'lara %45'lere kadar kaba yapı maliyetinde avantajlar sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla yani tüketicinin bilinçlendirilmesi, tüketici aynı zamanda müteahhit de bir tüketici. Bu anlamda bakarsak müteahhit de bir tüketici. Müteahhitlerin de bu anlamda bilinçlenmesinde büyük fayda var. Çünkü yani gerek güçlendirme konusunda gerekse yeni yapım esnasında ehil ellerde veya işte yeterince kafa yorulmadan çözülen sistemler maliyetli sistemler oluyor. Onu belirtmek isterim. Evet, maliyetten bahsettik. O zaman çok az bir süremiz kaldı. Biraz da maliyet faktöründen bahsedelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yakın zamanda bir demeci var. Yani Türkiye genelinde 1,5 milyon acil dönüştürülmesi gereken konut var. İstanbul'daki sayı 300 bin civarında. Aslında basit bir hesap yaptığımızda 200 milyar dolar gibi bir hacimden bahsediyoruz. İşin bu tarafından bakarsak, gerek kentsel dönüşüm, yeniden yapım ya da güçlendirme konusuna nasıl bir perspektifle bakmamız gerekiyor? Yani tabii bu mücavir alanlarda belediye sınırları içerisinde güçlendirme yapılacak olan alanların değeri
arazi değerleri burada önemli bir rol oynuyor. Yani belediyelerin imar mevzuatında yapacakları, o bölgeler için yapacakları bir takım değişikliklerle çok daha yoğun kapasiteli fakat modern yapıların yolunu açmaları mümkün elbette. Örneğin mesela İstanbul'da Kadıköy bölgesini şey yaparsak, 99 depreminden sonraki uzun bir süreç boşa tüketildi. Sonrasında başlayan güçlendirme, sonra da daha sonrasında krizle biliyorsunuz neticelendi. Şu anda çok az yapı dönüştürülmek noktasında özel müteahhitler vasıtasıyla. Devletin bu bağlamda aslında yeterli olması çok zor. Yani bunlar çok büyük paralar. Bu dönüşüm konusu çok büyük para. Yani işte ada bazında dönüşümler açısından baktığımızda devletin bu işle başa çıkmasının ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şekilde müteahhitlerin özendirilmesi ve müteahhitlerin de bu işe özenebilmesi için tabii ki kar anlamında onları heveslendirmekten geçiyor. Bu da imardaki bir takım değişiklikler suretiyle mümkün olabilir. Tabii toprak değerli değilse o zaman o bölgelerde esas devletin belki konuya el atmasında fayda var. Çünkü oraya müteahhit girmeyecektir. Yani kazanamayacağı yere girmeyecektir. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda devletin tek başına bu işi yapmasının ben mümkün olmadığını düşünüyorum. Geçen sürede bunu gösterdi zaten. Devlet belki krediler yoluyla belki halkı biraz daha rahatlatacak ama işte orada, aksiyonlar alabilir. Kredileri verseniz bile çok uygun, yani şu andaki kredilerin de uygun olduğunu düşünüyorum ben. Bir 80 bin liraydı değil mi? 50 bin liraydı, 80 bin lira 80 oldu. 80 bin liraya çıkmış vaziyette. Bu bir çok katlı bir yapıda dairelerin güçlendirilmesi için yeterli olabilir. Yani biraz evvel söylediğim koşullar tabii. Yani ehil ellerde ve kafa yorarak yapılacak bir güçlendirme projesinde çok rahatlıkla yeterli olabilir. Fakat insanların bilinçlendirilmesi burada çok önemli. Yani gerçekten bu tehlikenin ne olduğuna karar verilmesi, insanların bunu kendi iradeleriyle sorgulaması çok önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler oldu. Umarım halkımız da güçlendirme konusuna biraz daha bu çerçevede bakar ve tehlikenin ve işin ciddiyetinin farkına vararak yol haritasını çizer diye umut ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ziyaretiniz için tekrar teşekkürler. Evet, yapısal paritenin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte burada olacağız. İyi haftalar dileriz.